Arkadaşlar, bugünkü dersimizde organik maddeleri yani organik bileşikleri işleyeceğiz. Canlıların yapısında bulunan bileşikler biz ikiye ayırmıştık. İnorganik bileşikler ve organik bileşikler diye. İnorganik bileşikleri su, asit, baz, tuz ve mineral diye 5 gruba ayırmıştık. Organik bileşikleri de 8 gruba ayırıyoruz. Bunlar karbonhidrat, protein, yağ, enzimler, vitaminler, hormonlar, ATP ve nükleik asit diye 8 çeşide ayırıyoruz. Bütün bu maddelerin ortak özelliği hepsinde karbon, hidrojen ve oksijen 3 tane elementin birlikte bulunmasıdır. 3 element birlikte bulunmuyorsa bu madde veya bu bileşik organik değildir. Örneğin karbondioksit CO2 yani karbon oksijen 2 hidrojen eksik olduğu için bu organik bir madde değildir veya H2O su suyun formülü bunda da karbon eksik dolayısıyla bu da organik değil. Yani bir maddenin formülüne bakarak organik veya inorganik olduğunu anlayabiliriz. Organik maddeler canlılar tarafından yapılır. Doğada kendiliğinden bulunmazlar. Ama inorganik bileşikler kendiliğinden bulunan maddelerdi. Organik maddelerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen atomundan başka bazılarında azot, kükürt ve fosfor da bulunabilir. Bunlar çok ayrıntılı bir şekilde açıklanmış. Eğer kitabımızı okursak konuyu çok iyi kavrayacağımızdan eminim arkadaşlar. Kitabı okumadan konuyu anlamak neredeyse imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi organik maddeler canlılar tarafından yapılıyor dedik. Bitkiler organik maddeyi üretmek için topraktan su alıyorlar. Havadan da karbondioksit alıp fotosentez yapıyorlar arkadaşlar. Burada kitabımızda da gördüğünüz gibi fotosentez olayında karbondioksit alınır, su topraktan alınır, ışık ve klorofil yardımıyla burada karbon, hidrojen, oksijenden oluşan bir karbon hidrat molekülü sentezlenmiş ve oksijen açığa çıkmış. Karbon hidratta gördüğünüz gibi 6 tane karbon, 12 hidrojen, 6 tane oksijen molekülü var. Bu bir glukoz molekülüdür arkadaşlar. Glukoz karbonhidratların en küçük monomerlerinden bir tanesidir. Monomer dedik, evet organik moleküllerin en küçük yapılarına monomer diyoruz. Mono bir demektir Latince arkadaşlar. Polimer ise daha büyük moleküllerdir. Yani karbonhidratların en büyük moleküllerine polimer denir. Monomerlerin birleşmesi olayına polimerleşme yani polimer meydana geliyor. Monomerler birbirlerine kimyasal bağla bağlanıyorlar. Bu kimyasal bağların oluştuğu yerde her zaman bir molekül su açığa çıkar. Yani bir molekül su ayrılarak uzaklaşır arkadaşlar. Burada monomerin formülünü görüyorsunuz. Şekil göstermişiz. Altı tane karbon olması demektir. Köşede bir tane karbon molekülü var demektir. Şimdi monomerler birbirlerine birleşirken dedik kimyasal bağ oluşuyor ve bu sırada ne açığa çıkıyordu? Su açığa çıkıyordu. Kimyasal bağlar oluşarak monomerler birleşiyor ve büyük bir molekül meydana geliyor. Polimer meydana geliyor. Bu olaya dehidrasyon denir arkadaşlar. Dehidrasyon reaksiyonları diyoruz. Yani bu yapım tepkimesidir, yapım reaksiyonudur. Metabolizmayı anlatırken buraya değinmiştik. Tepkimeler iki çeşitli. Tepkimeleri ve yıkım tepkimeleri. Küçük moleküller birleştiği zaman büyük bir molekül yapılır. Bu yapım tepkimesidir. Büyük bir molekül ise veya sindirildiğinde küçük moleküller ortaya çıkar. Bu da yıkım tepkimesidir. Yani büyük molekül yıkılır.
Büyük molekülün yıkılması için su gerekiyor. O yüzden sindirim sırasında su içme ihtiyacı hissederiz veya su içme ihtiyacı duymamızın nedeni yediğimiz su yardımıyla hidroliz moleküllere ayrılması olayıdır. Büyük moleküller su alarak daha küçüklere ayrılıyorsa bu olay hidroliz denir. Çekmesidir arkadaşlar. Bu çekmeler meydana gelirken enerji harcanarak ATP enerjisi harcanır. Enerjisi olmadan tepkime meydana gelmez. Evet arkadaşlar, besin maddelerinde bu tepkimeler meydana geliyor. Bütün canlıların yapısında bu meydana geliyor. Besin maddeleri oluşurken tepkimeler meydana geliyor. Sindirilirken yine bu tepkimeler meydana geliyor. Şimdi gelelim karbonhidratlara. Karbonhidratlar karbon, hidrojen ve oksijen atomundan oluşur. Sadece bu üç atomdan oluşuyor. Burada gördüğünüz gibi karbon, hidrojen ve oksijen formülleri de gösterilmiş. Başka bir element yok. Zarın yapısında bulunuyorlar. Hücre çeperinin yapısında da bulunuyor. Hücre çeperi insanlarda bulunmaz. Hücre çeperi bitkilerde ve bazı bakterilerde. Hidratlar enzimlerle veya lipitlerle birleşebilirler. Birleştikleri zaman mesela glikoz proteinle birleştiği zaman glikoprotein gördüğünüz gibi glikoprotein molekülü meydana geliyor. Lipitlerle birleşirse glikolipid meydana gelir. Glikozla lipid birleşirse büyük meydana geliyor arkadaşlar. Bitkilerde karbonhidratlar seloz ve nişasta olarak depolanır. Peptidoglikan olarak depolanır. Olarak depolanır. İnsanlarda glikojen olarak depolanır. Karbonhidrat molekülleri birbirlerine, karbonhidrat monomerleri daha doğrusu birbirlerine glikozit bağı ile bağlanıyorlar. Yani iki tane glikoz molekülü birleşirse aradaki oluşan kimyasal bağın adı glikozittir. Ve tabii oluşurken su açığa çıkıyordu. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Monosakaritler üçe ayrılıyor. Karbonhidratlar üçe ayrılıyor. Monosakaritler, sakaritler ve polisakaritler diye. Bunların monosakaritlerin karbon sayısı 3 ile 7 arasında değişir. Karbon sayısına göre isimlendirilirler. Basit şekerlerdir. Tatlı, en tatlı şekerlerdir aynı zamanda. Karbon sayısı dedik Latince sayılar kullanarak isimlendirilir. Latince'de mono 1 demektir. Di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6 arkadaşlar. Şimdi bir de karbonhidratlar isimlendirilirken kelimenin sonuna oz eki getirilir. Trioz dediğimiz zaman trioz 3 karbonlu 3 karbonlu bir şeker demektir. Pentoz dediğimiz zaman 5 karbonlu bir şeker. Hexoz dersek 6 karbonlu bir şeker anlamına geliyor. Pentozlar riboz ve deoksiriboz molekülleridir. Ribozlar RNA'nın yapısında, deoksiriboz ise DNA'nın yapısında bulunuyor. Hexozlara gelirsek hexozlar glikoz, fruktoz ve galaktoz diye 3 çeşit örnek, 3 tane çeşidi vardır. 3 tane örnek vermişiz. Glikoz arkadaşlar kanda bulunan şekerdir. Kan şekeri demektir. Fruktoz meyve şekeridir. İngilizce de fruit kelimesinden unutmayın. Fruit meyve demek. Fruktoz meyve şekeri demek. Galaktoz hem bitkilerde hem hayvanlarda bulunan süt şekeridir arkadaşlar. Sütte bulunur. Evet, burada genel formunu da görüyorsunuz. Formülü karbon, hidrojen, oksijen. Aslında bu formül aynı zamanda pentozlar içinde geçerli bir formüldür arkadaşlar. Devam edelim. Monosakaritler birleşerek disakaritler meydana getirirler.
Sakarit veya karbonhidrat şeker demektir veya demektir. Kullandığımız çay şekeri, tatlılar, ekmek, pirinç, makarna, bunlar hep karbonhidrat içerikli içeriler. Monosakaritler birleşirse disakarit meydana geliyor dedik ve bunlar aralarında glikozit bağı oluştururlar. Gördüğünüz gibi iki tane glikoz molekülü birleşmiş, tutmuş ve maltoz gelmiş. O şekilde demektir. Bir molekül su açığa çıkmış. Olaydır arkadaşlar. Birleştiği zaman dehidrasyon olayıdır. Tersi olsaydı, parçalanmış olsaydı poliz ve dehidrasyon birbirinin tersi olan olaylardır arkadaşlar. Fruktoz birleşirse sakaroz meydana geliyor. Çayda bulunan şeker. Meyve şekeri aslında. Şekerlerinden elde ediliyor. Veya şekerler genellikle. Meyvelerden de şeker elde edilebiliyor arkadaşlar. Glukoz, laktoz burada gördüğünüz gibi birleştiği zaman yani dehidrasyona uğradığında laktoz meydana geliyor. Ve bir molekül su aşağı çıkıyor. Bunlar hepsinin aralarında hangi bağ vardır? Glikozit bağı vardır. Monosakarit arkadaşlar yani glikoz, fruktoz, galaktoz bunlar sindirilmeden emilirler. Çünkü küçük moleküllerdir. Büyük moleküllerin ise sindirilmesi gerekiyor. Polisakaritlerin hücreye girmesi için, hücreye geçebilmesi için sindirilmesi diyor. Polisakaritlere geldiğimizde polisakaritler bunlar büyük moleküller en sayıda monosakarit birleşirse polisakarit meydana gelir. Mesela en eksi bir tane su oluşur. Yani bir tane, 2000 tane, 3000 tane örnek veriyorum. Monosakarit birleşerek polisakarit oluşturur. Polisakaritler büyük moleküllerdir dedik. Bunlar dört çeşittir. Bitkilerde nişasta olarak depolanır. Hayvanlarda ve insanlarda glikojen olarak depolanır. Böceklerde, örümceklerde kitin olarak depolanır. Yine mantarlarda kitin olarak bulunur. Bakterilerde peptidoglikan olarak bulunur. Bitkilerde ayrıca selüloz olarak arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu burada şeklinde yapılar görüyorsunuz. Bu tanecikler monosakarit birbirine bağlanmış ve polisakarit meydana gelmiş. Monosakarit glikozların birbirine bağlanma şekilleri polisakaritin oluşmasına neden oluyor. Yani aslında nişasta ile selüloz glikozlardan oluşur. Ama bunların farklı bağlanmaları polisakaritlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Evet, nişastaya geldik. Nişasta bitkilerde de kullanır. Ayıracı yoktur. Nişastanın ayıracıdır arkadaşlar. Yani nişastanın üzerine iyot damlatıldığında oluyorsa bunun nişasta olduğunu maddede nişasta olup olmadığını iyot damlatarak anlayabiliyoruz. Selüloz yine bitkilerde bulunur. Daha çok bitkilerin yaprak, dal ve otsu bitkilerde bulunur. Bunları biz sindiremiyoruz. O yüzden selülozlu yiyecek yemeyiz. Ancak hayvanlarda sindirici bakteriler bulunduğu için bunları yiyebilirler. Yani bitkilerin yapraklarını, dallarını ve otları yiyebilirler. Biz sadece selüloz daha oluşmadan taze iken
işte asma yaprağını kullanabiliriz örneğin. Veya bazı bitkilerin bazı yapraklarında selüloz olmadığı için tüketebiliriz. Mesela ıspanak. Evet. Ondan sonraki glikojen insanların karaciğerlerinde, depolanır. Fazla glikoz aldığımızda glikojen dönüşür ve depolanır. Çok çok fazla alırsak bu sefer yağa dönüşür ve vücudumuzda birikir, kilo yapmak. Karbonhidratlar enerji verici maddelerdir dedik. Zaten enerji verdikleri için kilo yaparlar. Enerji tüketilirken de ilk önce karbonhidrat tüketilir. Ondan sonra proteinler tüketilir ve yağlar tüketilir. Tabii sırası şöyledir. Önce karbonhidratlar, sonra yağlar ve sonra proteinler tüketilir. Enerji ihtiyacı olduğunda. Gördüğünüz gibi burada böceklerin kabuk dediğimiz yapılarında bulunuyor. Yapısında azot olan bir polisakarit çözülmez. Ayrıca mantarlarda bu madde bulunur. Bir çeşit polisakarit maddesi. Evet. Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar enerji verici moleküllerdir dedik. Aynı zamanda bunlar canlıların yapısına da katılırlar. Yapı maddesi olarak da kullanılırlar. Yağlar ve proteinler bir de düzenleyici görevleri vardır. Düzenleme görevleri vardır. Enzimlerin, vitaminlerin, hormonların düzenleme görevi vardır. ATP'nin enerji verme görevi vardır. Nükleik asitlerin ise yönetici görevi vardır. Yani yönetici. Arkadaşlar önümüzdeki dersi işleyeceğiz. Kitabınızı okuyarak gelirseniz iyi olur. Şimdi ben buraya bu videoyu farklı yaptık. Kitaptan yaptık. Hangisini beğeniyorsanız videonun altına yorum yaparsanız belki o zaman ona göre kullanırız veya kitabı kullanmadan bir sonraki videoyu videoda dersimizi anlatırız. Sizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.